Ben burada doğmuşum. Bu şeyde üst katta yatardım. Yüzenler beni çağırıyor gibi görürdüm. Bazı korkardım. Siyah savaştan kalma, İkinci Dünya Savaşı'ndan perdeler inerdi. Sanat diye değil ama küçükten beri resim yapardık. Babam da çok teşvik ederdi. Peçetelere yapsın, duvara yapsın, bırak çocuklar yapsın derdi. Çünkü bütün dersleri iyiymiş. Şeyden, resimden iyi not almazmış hiç. Babam sonra bakardı hanginiz daha güzel yapmışsınız diye. Yukarıda bir yüklük gibi böyle kapı var. Oraya at resmi yapmıştık. Benim hatırladığım İlhan'ınki çok güzeldi. Heykeltıraş olmak isterdim ama hiçbir heykeltıraş kadın görmemiştim. Ama bir gün gazetede heykel bölümünden bir hanım oranın tiyatrosuna çıkmış. Çok güzel bir şey oynamış deyince tamam dedim. Gittim doğru heykele yazıldım. Heykele doğrudan yazılan ikinciymişim ben. Ama yabancı görürse o ilk günü hiç unutmam. Bir atölyeye girdim ben. O zamanki atölyeler çok güzeldi. Eski bina vardı daha, yüksek tavanlı. Girdim, bir model hanım kimonosunu çıkarttı, poz verdi. Ama nasıl huşu içinde kaldım. O sırada Hüseyin Bey geldi, Hüseyin Gezer. Sen bu atölyede değilsin, yan atölyede, Hadi Baran'ın atölyesindensin dedi. Aldıydı beni. İlhan bunları böyle bağlardı. Ay sıkılıyor onlar derdim. Şurada şu iç resim benim. Bir de şu siyahlar. Bu da ortaokul lisemi ilk yağlı boyam. Bunlar abim çizmiş. Fulbright'ı kazandım gittim. Orada da Washington DC'de sanata meraklıları geliyor, bir not alıyor oradan da bir şey yapıyor mesela. Daha çok kızlar gelirdi. Büst yapmış mesela Brabanski'ye dedi ki bunu arabama taşır mısın? Çok kızdıydı Brabanski. Şeylere kızıyordu Amerika'ya. Al şu şeyi, master'ı git. Ben de dedim ki ben bir kağıt için gelmedim ki burada değişim geçiriyorum. Klasikten soyuta geçiyorum, beğenmiyorum. Grafik atölyesinde bir İtalyandı sahibi. Madem heykeltıraşsın çocuğumu yap dedi. Çocuğun getiriyordu bana, ben alıyordum ya. Heykelini yaptım, döküme gittik. Haleguá diye, o da sanatçıymış, döküm yapıyormuş. Beni sordu, sen yanlış okula gitmişsin dedi. Maryland Institute'a git dedi, müracaat et dedi. Gittim. Dediler ki şey doldu burslar. Ama ben çok iyi bir sanatçıyım. Şöyleyim, böyleyim dedim. Öyleyse bir şey yap burada. Bakalım dediler. Öyle kaldım. Orası 2 seneydi. Resimler var orada. Jürideki ressam hanım kalmaz mısın dedi. Yok kalmayacağım dedim. Hatta o ressam hanıma dedim ki Türkiye'de faydalı olmak istiyorum dedim. Buna diyecek yok dedi. Ben heykel sergisi görmemiştim Türkiye'de. Ya herkes bu nedir diye baktı. Bir mimar geldi mekanla ilgili bir şeydi. O anlar dedim. O da kimse anlamadı. Ben yapıp oraya koyduktan sonra bitiyor. Zaten oraya koymadan daha bitiyor. Uzaklaşıyorum. Öyle hayran kalmıyorum. Görmek istemiyorum. Yenisini düşünüyorum birçok şeyi. Zaten bir gün İlhan hastalandı. Bir sürü şeyi yok ettim. Çünkü çalışacağım, yenisini koyacağım. Onların tozunu alacağıma. Buna da bir şey sorun bari. Venedik'e gitmek istiyormuş o. Ne Ablam yaptın? götürür beni diyor.
Bavulda gitmem ama ben. İşte fareleri yaparken gene bu dolaşıyor. İşte niye ben bunları barıştırmıyordum, barıştırmıyorum dedim. Barıştırdım. Çok iyi işler yapacaklar. Hem de çok sadık olacaklar, birbirlerini kırmayacaklar. Hiçbir başkanı olmayacak. Hiç kimse ben başım demeyecek. Herkes beraber düşünecek, beraber hangisi kazanırsa onu yapacaklar, hangisi üstün gelirse. Git ailene, arkadaşına söyle, barış için geldim ben. Savaş için değil. Bundan sonra barış içinde yaşayacağız. Sonra bir de hayali vardı, hep şeye gitmek. Venedik'e gitme hayali vardı onun. Çünkü arkadaşları varmış. Şimdi diyorlar Türk pavyonu da boş. Ben orada bir yer tuttum. Çocuk şeyleri aldım temiz temiz, ikinci el. Gel kal diyorlar. Böyle dışarı bakarken Şilebi görüyor. İşte atlıyor gidiyor. Bir kız görüyor aralarında oradan birini. Aşık oldu gibi. Bir giyiniyorlar. Nikah mı yapıyorlar, ne oluyor? Sonra onları bekleyen şey denizde kalıyor, bekliyor, yok oluyorlar. İşte bir varmış bir yokmuşlar.